Deprem bölgesindeki 10 il için olağanüstü hal kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Görüşmeler depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'la tüm yurttaşlarımız için saygı duruşuyla başladı. Ardından tezkere üzerinde görüşmelere geçildi. İlk sözü hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aldı. Oktay meclise bilgi verdi. OHAL kararının gerekliliğini anlattı. OHAL uygulamasında amaç yaraların en hızlı şekilde sarılmasıdır. Acil ve hayati ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, afet bölgesinde yıkılma riski olan binaların bulunduğu alanlara girişin sınırlandırılması, tehlike arz eden binaların yıkılması, zaruri ihtiyaçların dağıtımının düzenlenmesi gibi zorunlu işler olağanüstü hal yönetimiyle kolaylıkla ve hızlıca sağlanabilecektir. Mülki idare amirleri tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerde bu gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı doğrudan yapabileceklerdir. Konaklama tesislerinin olağanüstü hal gereklerine göre kullanılabilmesi OHAL kapsamında mümkün olabilecektir. Fuat Oktay OHAL kararına tepki gösterenlere de yanıt verdi. Malumunuz yine daha önce birçok ülkede, buna ABD, Kanada ve Filipinler de dahildir. Bunlar gibi birçok ülkede doğal afetler sonrası OHAL ilan edilmiştir. Ülkemizde de OHAL afetten etkilenen illerle sınırlı tutularak meclisimizin onayına, sizlerin onayına sunulmuştur. Tek hedef afet yönetimi sürecinde en çabuk ve en etkili şekilde her anlamda insanımızın, afetzedemizin yardımına koşabilmektir. Yaraları en hızlı şekilde sarmak ve şehirlerimizi yeniden ihya etmek için olağanüstü hal durumunun hayati bir karar olduğuna inanıyoruz. Yaşadığımız bu büyük felaketin üstesinden devlet, millet el ele vererek bu acı günlerimizi süratle inşallah geride bırakacağız. Konuşmaların ardından oylamayla Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Anayasanın 119. maddesine göre 10 ilde 8 Şubat 2023 çarşamba gününden itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.